yumurta aklarını kabımıza koyuyoruz. 2 büyük yumurta kullanacağım. 2 katı kadar şeker kullanıyorum. 145 gram. Yaklaşık bir dolu çay bardağı kadar oluyor şekerin ölçüsü 2 yumurta için. İlk öncelikle bunu rondodan geçireceğim. Evet, gördüğünüz üzere şeker pudra şekeri kıvamına geldi. Çok ince oldu. 1 dakika boyunca bu şekilde çırpın. Oda sıcaklığındaki yumurtaklarımıza koyuyoruz. Fırını 120 dereceye ayarlayın. Yavaş yavaş ısınsın bu süre zarfında. Şimdi çırpmaya başlayalım. Az miktarda limon damlası koyuyorum. İçeri damla. Gördüğünüz üzere merengimiz oldu. Şimdi buna azar azar artık şekerimizi 3-4 seferde ya da 5 seferde 10 dakika boyunca aralıklarla ekleyeceğiz. Evet, hatta 3 seferi ben şimdi koyuyorum. Böyle her tarafa gelecek şekilde. Biraz derinini düşürüyorum. Ve son partide şekeri ilave ediyorum. Kenarlardaki kısımları alıp dibe doğru itiriyorum. Şimdi karıştırmaya devam ediyorum. Evet, merengimiz şu anda hazır. Merengimi 3 kaseye eşit olarak paylaştırıyorum. Çok eşit olmasına da gerek yok. Göz kararı da koyabilirsiniz. Bir tane rengim var ve burada 4 tane de duyum var. Şurada görebilirsiniz şunlar. Şimdi büyük olanı ben şurada pembeye kullanacağım. Kalın bir sıkma polibim var. Şöyle gördüğünüz üzere. İçine açıyorum. İçine duyumu koyuyorum. Şöyle. Ve içine merengimi koyuyorum. Bir kaseye koyup da yapabilirsiniz bu işlemi. Evet, gördüğünüz üzere şu şekilde oldu. Aşağıya doğru elimden bastırıyorum. Şu şekilde. Ucunu keseceğim şimdi. Böyle altın rengi karton kamışlarım var. Bunu mesela şöyle koyuyorum. Ve onu da üstüne kaplayacak şekilde sıkacağım. İstediğiniz gibi sıkabilirsiniz. Önemli olan... Şimdi üstüne sprinkles'lar ve minik gofretler, şöyle göstereyim. Şunlar minik gofret, renkli gofretler. Daha güzel olur. Bunları koyabilirsiniz. Dereceyi 120'den 100 dereceye indirip 1,5 saat boyunca pişireceğiz. Evet, fırına 1,5 saat boyunca pişti. Artık fırının ağzını aralayıp tahta bir kaşık yardımıyla siz de bu aralığı sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde yarım saat bekleyerek merenglerin kendiliğinden soğumasını sağlayacağız. Evet, yarım saatten sonra artık fırından çıkartabiliriz. Evet, merengler bu şekilde hazır. Şöyle. Keyifli, çok güzel 3 tane renkli bezelerimiz oldu. Amla pastaların üstünde kullanacağım. Siz de merenklerinizi bu şekilde güzel süslemelerle, renkli jel boyalar ve renkli sprinkles'larla hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.